Arkadaşlar selamlar, yepyeni bir gün ve Kübra ile birlikte, pardon, burada gördüğünüz gibi o salonda ben buradayım, odadayım dostlar. Yeni bir oyunla karşınızdayım dostlar. Bu oyunu birçoğunuz büyük ihtimalle biliyorsunuzdur. Çünkü bu oyun ilk sürümü çok popüler olmuş bir oyun dostlar. Ve şu anda tam şu anda bu oyunun yeni sürümü çıktı ve ben birincisini oynamadım. Steam'de çok önde olduğu için gördüğüm bir şeyi, sonra YouTube'a bastım, baktığımda çok fazla kişinin bu oyunu bildiğini gördüm. Sizlerin de bileceğini düşünüyorum fakat biz bu oyunla ilk defa tanışacağız. Ve bu oyunda ne olup ne bitiyor bilmiyoruz. Bu oyunda çok heyecanlı şeyler olacak bence çünkü çok enteresan bir oyunmuş. Evet, bir bebek bakıcılı oyunu arkadaşlar, bilmeyenler için, ama biraz gizemli, yani biraz korkunç, bilginiz olsun. Bu biraz gerilim oyunu, biraz korkabiliriz. Bebek bakacağımız için yanıma Kübra'yı aldım dostlar. Çünkü ben bir bebek bakıcısıyım, sana bakıyorum. Kübra mikrofonu biraz kötü dostlar, kusura bakmayın. Siz bu tarz videoları severseniz oraya da bir mikrofon alacağız anında, şöyle büyüğünden. O şu anda kulaklık mikrofonla konuştuğu için kötü geliyor, onun için özür dileriz. Şimdi diyor ki burada, The Baby'nin Yer Love'a hoş geldin. Oyunun bu sürümü Kara Kedi güncellemesinden 3 yeni bölüm içeriyor. Merakının peşinden git, yeni bir arkadaşla tanış ve tavan arasındaki tablonun arkasındaki sırları keşfet. Nereden başlamak istersin? En baştan mı başlamalıyız, Kara Kedi yazandan mı? İşte en baştan başlarsak biz bilmiyoruz ama izleyenler biliyordur. Çünkü bu oyun bayağı uzun süredir var. Kara Kedi yazan yeni çıktı. Bugün çıktı da. Ama tamam, ya birincisiyle bağlantılıysa? Yok, bence Kara Kedi'den başlayalım. Bak adı bile daha cazip. Kara Kedi'ye bastım. Arkanıza yaslanın dostlar. Like'lar çok önemli bakın. Gerçekten lütfen bu bölüme bomba bir like. Hadi oyunun içine girelim. Kıyıların karşısında, uzak diyarlarda. Daireye gir. Asansörü çağır diyor. Bir tane kedi geçti, gördün mü onu sen? Yok, ben görmedim kediyi. Lan oğlum, deprem mi oluyor? Evet. O deprem oluyor. Lan ne oldu? Otur köşeye otur, kafana bir şeyler daire burası. Çökecek. Aa evet, deprem anda ne yapmalıydık lan? Yat koltuğun araya. Yattım. Kara kediyi takip et diyormuş. Solda görev var bak. Lan kara kedi nereye gitti? Görmedim. Bak, o kadar heyecanlı şuradayken bir giriş yaptık ki ben anlamadım şu anda. Oyun deli dehşet böyle. Biz şuradayken kara kedi buraya doğru gidiyordu, biliyor musun? O zaman daireye girdi büyük ihtimal kara kedi. O zaman kediyi bulacaksın. Lan bir şey söyleyeceğim de, bu nasıl başlangıç abi? Evet, çok enteresan bir başlangıç. Ben ne olduğunu anlamadım. Üst kata çıksana, belki yukarı çıkmıştır. Abicim ne oluyor lan kara kedi nereye gitti? Bence bak yatak altlarına falan, şimdi deprem oluyor ya. Ananı! Lan ne oldu oğlum? Makine mi çalıştı birden? Ne bileyim. Radyo çalıştı orada. Ne makinesi? Makine öyle mi çalışıyor? Çamaşır makinesi bir aşırı zannettim. Çok korktum bu arada. Kıyıların karşısında uzak diyarlarda daireye gir, kara kediyi takip et. Lan neredesin kedi? Bak gizli köşelere bakman lazım. Ne bileyim, koltuk altı, koltuk yanağı. Koltuk altı falan gibi yani. Koltuk altında yok. Ne kadar komik. Şöyle bir yere bakman lazım. Koltuğun, kendi koltuğunun altına bakıyorsan yoktur. Ananı lan. Ne bileyim kızım, başka nerede olacak? Hayır, ben şeyi anlamadım. Şu an niye deprem oluyor? Acaba bu ilk oyunla mı bağlantılı? Ben yani ilk oyun belki de böyle bitti. Bilmiyoruz ki biz bunu. Evet. İlk oyunla oynamadık. O zaman bunu bilenler bizi bilecek. Arkadaşlar ilk oyunla ilk oyun böyle mi bitti ilk oyunu? Vallahi hiç görmedim ya. Lan pıs 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 pıs. Gel pıs 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 pıs. Gel miyav. Lan buraya mı girdin kedi? Şey diye düşündüm, dairenin içerisinde olduğu kesin mi diyecektim. Baktım ya dışarı, sen de bunu dediğinde gelip buraya her yere baktım ya. Bu nasıl bir fikir? Tamam, baktım ya. Yani belki oralarda saklanıyordur, bir yerleri kaçmıştır. Tamam da her yere baktım ya çıkıp az önce ve kapılar kilitliydi falan. Tamam, kediler kendileri çok iyi gizlerler. Aha, bak. Merdivene çık, bak. Lan oğlum, bebek bakıcılığı yapmaya geldik, biz ekmeğimizdeyiz. Aha. Tablo. Aa, kedi. Ay, gözlere bak. Oha. Kedi seni bir yere çağırıyor. Oğlum çok... Sen korkmuyor musun? Bir şey söyleyeceğim, biz bebek bakacağımıza emin miyiz? Bebek bakacağız. Nasıl bakacağız? İşte birinciyi oynamadığımız için bilmiyor olabiliriz bu aralara bu arada. Ooo. Arkadaşlar bu videonun yorumlarına yazın. Eğer derseniz ki birden başlayın, ben birden başlarım ve bunu atlayıp devam ederiz.
Merak. Olabildiğince çabuk beni takip et. Portalın içinden geç, aman görmesin kara kedi. Kara kedi böyle mi diyor? Evet, kara kedi seni gizemli bir yere çağırıyor. Yerim seni. Kızın nesini yiyeceksin? Öcü lan o bence. Hiç de öcü değil, ben onu yerim. Aa, bak görüyor musun, oradan bakıyor uzaktan. Evet. Bak tipe bak, gözlere bak. Lan kedi ne yapıyorsun? Burada takip ettim seni. Eğil. Eğilemiyor mu? Eğilebiliyorum. Gel pis 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 pis. Gelmiyor. Gelmiyor. Ne eksik lan? Kaydışım. 14 Eylül kayıt 821. Nevtin ortadan kaybolmasından bu yana bitkiler kontrolden çıkmaya devam ediyor. Araştırma çok etkiledi. Hayal kırıklığı binası. Çok yalnızım. Kimdi lan o? Yani babacığım, nasıl içimden, bebek bakacağız, bu ne ya? İçimden bir ses diyor ki var ya, git ilk oyunu oynay önce diyor. Bu arada harbiden öyle diyor. Değil mi? Evet. Biz acaba ilk oyundan mı başlasak gidip? Bence de ya. İnsanlar beğenirse buraya geçeriz. Ya da şey yapalım o zaman, ya da bu bölümü çekip birincisinden başlayıp başlamamız gerektiğini izleyiciler söylesin. Ama şu an anlamazsak ne olacak, bir şey anlamazsak? Hiç yorumlarda belirtmeyin, ben hikayeyi anlamayacağımı düşündüm, başa dönüyorum. Eğer ki derseniz ki sen git o bölüm, bu bölümden sonra onun hikayenin geri kalanını siz öğrenin, yani sonra buradan devam edin, onu yapabiliriz. Devamında devamı gelsin diyorsanız tabii, ama ben şimdi başa dönüyorum, en başına gidelim. Hikayeyi bilmiyoruz çünkü ve anlamıyoruz. Ya geç, nereye geçiyorsan geç, benden uzak dur be, bizi bitirdin be. Ha tamam, bak bebek bakıcısıyız, gördün mü? Böyle başlamamız gerek. Biz bir girdik deprem bir şey. Tamam. Depremle girdik olaya. Tamam, bebiş burada buzdolabından bir baronu al diyor. Buzdolabı. Bebek bakıcılığı da hiç yapmadım biliyor musun? Sen şimdi, senin bir ton yeğenin var. Evet. Sen biliyorsun. Ay bebiş ne yapıyorsun? Oo. Ben onlara bakmadım, bilmiyorum. Abi bu bebek niye Muharrem İnce'ye benziyor? Ya hakaret olarak demiyorum bu arada, saygımız olsa. Ne, Muharrem İnce'ye benzettim ben. Çünkü bu bebek bildiğin öcüye benziyor. Öcü mü? Kızım ne kadar günah ama böyle demen. Ya hayır, öcü şey, içine çıkıyor. Bak al. Sıçtı. Al sıçtı. Ağzından yeşil şeylerin çıkmasını bekliyorum. Hayır bak. Sen dur. Gülerken bile öcü gibi gülüyor, manyak mısın? Bebeğin nereye tatlı ya? Çok tatlı bence. Ay seni ağzına tuştu abone. Abone. Çok tatlı değil mi? Bebeği alt değiştirme masası nerede? Ben atacağım klozete şimdi. Bebek odasındadır. Abicim. Ay sen yapmayacağım. Kızım bebeğin tatlısı çirkini mi olur? Sen de var ya, ne kadar ayıp ya bu dediğin şey. Bu cin girmiş bebek. Euzubillahimineşşeytanirracim. Vural artık şunu altına. Ya odaya bak. Niye odalara bakmıyorsun? Değişik misin? Sen açık. Lan çocuk elimde çünkü. Nasıl açayım kapıyı? Basılı tutuyorum şu anda. Mouse'u bırakırsam çocuk düşer bence. Bilmiyorum ama emin değilim. Bıraksan mı? Dur şurada masanın koltukla deneyim bir dakika. Aa düşmüyormuş, tamam. Tamam, asılı kalıyormuş. Şimdi bak ben banyoda olacağını düşün. Aa bak, burası değil mi? Senden daha iyi biliyorum. Ben var ya, senden daha iyi bebek. Senden daha iyi bebek bakıyorum ben. Banyoda alt değiştirme masasının ne işi var? Bu ne alaka? Doğru mu koydum ben? Bebek odasında olur. Doğru koymadın ama öyle de, yani bilmiyorum. Bir tamam şey çocuğum, tamam. Üçüncüye bakıyor. Aa! Şu taraf. Lan dikelmiş bu. Evet. Oğlum niye dikeldin? Şu çekmeceleri aç, hadi bez bulalım hadi. Aç bir yerleri, aç. Aa bez. Aa! Aa! Lan nasıl gittin oraya? Bak ben sana bu bebekte bir şey var demiştim, gördün mü? Oğlum ya, emeklemiştir. Ha, aynen oradan. Sen niye girmiyorsun şu an? Niye sinirli bu? Çok sinirli. Bak burada dur. Döverim ha. Dur orada. Şunu bezi bir alayım. Gel bebişim. Hadi gel yatım eve. Abucum. Sıkacağım kafasına, geberteceğim, gideceğim. Biberonu doyurdun mu karnını? Doyurdum ya Kübra ilk baş.
Sen Vural. ne yapıyorsun orada? O an şey yani basılı atışı ben biraz emecek falan diye düşünüyorum. Bir şey yapmıyorum. Nasıl emecek? Pıt diye bastım sonra bebek sıçtı. Tamam işte Dur. bir anda öyle Yat sıçınca orası bozdu. Sen de burada. Böyle mi bu nasıl yatılır? ya? Öyle yatar mı? Orada yastığın var. Yastığını yatırsana. Lan nasıl yatışıyorum? Böyle yatsın hoca. Nasıl Böyle gidemez? yatmaz, yatmaz. Nasıl gidemez? Aa prenses ve kedi. Ha bak nasıl Nasıl ekliyor kedi? bakalım. Hala tatlı değil mi diyorsun? Yok, Şimdi korkunç. prenses ve Bak kedi. tatlı dedim, kedi. Across Ananı the shore, it is the light. aa, korktum The lan bir dark stars anda. overhead. Oh, sen de Kübra yani The princess ağlayacaksan wears oynamayalım. the serpentil. Kıyı boyunca uzak diyarlarda tepesine karanlık yıldızlarla prenses derin uykudaydı. Prenses değil, prens. Nereden Prens okuyorsun? bir kedi yatağına atlayana kadar gizli bir bahçe buldum dedi büyük bir zevkle. Dedi kedi büyük bir zevkle. Heyecanla dışarı koştular. Geceleyin kaşifler. Altın bahçe kapısından geçtiler. Güzel ağaçlara bak. Güzel çakıllı yol boyunca yürüdüler. Rengarenk çiçeklere bak. Muhteşem akan çeşmenin yanından geçtiler. Dans eden suya bak. Bak bak bak. Şuna bir bak. Lan bizde pazarcılar yapıyor bunu. Bak bak bak. Gel abla gel. Ama prens bahçeyi sevmedi. Ve ağaçları tekmelemeye başladı. Çiçekleri kazdı, çitleri yuttu. Ve tüm yaprakları söktü. Zevk için her şeyi mahvetti. Kedi korkuyla izledi. Ne büyük hata yaptım diye bağırdı. Onu buraya asla getirmemeliydim. Okudum. Bebeğe bir Tamam. bak. Ha Bak uyumuş. uyumuş. Anam eşek sıvasına soyadın ya. Tamam. Sen Uyuma yat. uyandırma. Biz bu bebeğin bakıcısı olduğumuzdan dolayı bunu uyuttuk ve şu anda ebeveynleri bekleyeceğiz. Ha, oh, Evet. kanepede rahatla yazıyordu. Evet rahatlayalım biraz. Ha işimiz geçti. Ha içimiz geçti gördün mü? Ah! Gördüm. Anam sah. Ağlıyor. Sen niye ağlıyorsun? Niye ağlar bir bebek durduk yere? Yani Uyurkene. yalnız olduğu için şu an ağlıyor, uyandı. Ağlıyor. Ay kızım, ay kızım. Lan. Ha? Yok. Ses buradan geliyor. Kapı niye açık? Geldi mi annesi? Annesi gelmiş olamaz. Lan? Aa, anahtar gerekli diyor. Sırların anahtarı. Oğlum bu garip olay mıydı lan? Arkamı döndüm sırların anahtarı yazıyor. Bu evde niye böyle bir gizli ikinci kat var? Ve o bebek oraya nasıl çıktı? Bebeğin sesi arkada kaldı ama sanki. Ben bence buraya girmemeliydim şu an ha. Bebek Sence? ağlıyor ama. Tamam da bebek orada değil. Bebek yukarı, benim kulaklığıma göre daha Lan yukarıdan geliyor. ya kızım yukarı Koşuyor, baktım koşuyor ya. geliyor. Baktın da ne bileyim Kübra oradan, sende ileride bir bak bir şey sıkıntı var. olmaz. Mesela apartmana baktım. Sonra tekrar bak buraya baktım tamam mı? Buraya baktım. Daha burada nereye bakacağım? O yüzden iniyorum Bak. anladın mı? Lan bana! Tamam, düzenli bir şeyler var ama sonuç olarak ben onları düşünüyorum. Hayır ama şimdi bak buraya baktım baktığım yere bir daha şey yapma. Baktığım için iniyorum. Bebeğin adı tam sağdan geliyor şu anda. Baktığım yere sürekli diyor ki bir daha bak. İşte yok yukarıdan ama. Şu odada bebek ama bu oda kilitli. Nereden bulacağım ben bunun anahtarını? Ay! La sen burada mısın? Burada Ne değilim, yapıyorsun? uyuyorum. Ne yapıyorsun? Sen niye bir Müslüm Uyuyorum. Gürses gibi bakıyorsun? Yatağa koy tekrar yatağa götür. Tamam. Kendin bunu ağzına tık. Bak seni var ya bak. Sana tatlı dedim. Bak beni kızdırma ha. Tamam mı? Niye kendi kendine kalkıyorsun? Ah. İstanbul'dan niye böyle atıyorsun? Beşiğe doğru pelişi koy. Abidik bubidik bubidik. Ah. Bu değil lan peliş. Dur. Peliş nerede? Ha. Ana hangisini sever bu? Al sana koyun. Yani en kediyi koy. Kediyi koy Kedi kediyi. mi kayayım? Kediyi koy. Ye. Ah ağzına çaktı. Çok mu komik? Tamam çık ve kapıyı kapat. Tamam bak bir sakın oradan çıkayım deme. Bu lanet olası kapıyı kapat. Oh! Lan oğlum! Bu kapı niye açıldı? Abicim bak bu ev vallahi çok enteresan ha. Kanepede televizyon izle diyor rahatla diyor. Hadi rahatlayalım Deli bir biraz. ev. Oh ben de bir tane sodamdan yudum alayım. İkinci gece. Çocuk gülerek bak bak komik değil mi? Bakıcı sana bunu yapma demiştim. Bu ne lan? Konu başlıkları var enteresan ama. Evet, çok ilginç. Buzdolabından biberini al. İkinci gecedeyiz.
Tamam. Sürekli banyoya gitmem peki bu şey için. G'ye bak. Lan! Lan! Kilitli. Lan sen, biberon da gitti. Sen bu evden sağ sağ. Ama işimiz güç, işimiz bu, ne yapalım, ekmek parası. Bak bu evde anormal bir şeyler var. Buzdolabında da kedi var. Bir şey yemek. Görmedim, duymadım, bilmiyorum. İçindeki şeytanları ye. Hı? İhtiyacın olan tek yemek kitabı. İçindeki şeytanları ye ne? İçindeki şeytanları ye. Tövbe estağfurullah. Lan burada niye böyle çizimler var? Aha. Kapı. Kepçeli mi açtın oğlum, ne alakası? Ben diyorum ki aha deyince anahtar buldum sandım bir anda. Aa biberon. Da biberon ne yapıyorsun burada? Bak biberon alınca kapı açıldı. Evet. Bunu ben mi koydum buraya? Neyi? Bebeği bebek mi? Karşımızda değildi. Hayır. Sanki. Hayır değildi zaten. Yukarıdaydı. Sıçtı yine ağzına tükürdüğümü. Lan bir sıçmadan duramıyorsun ya. Her yemek yediğin biberonu ağzına verivermez sıçmak zorunda mısın ya? Otur. Yeni bez. Bekle bak, sakın kıpırdama. Kıpırdama. Çak şimdi. Bak şimdi bak. Hop! Bak, sana yatın oğlum. Kıpırdama demedim mi? Muharrem İnce. Muharrem İnce tanış çocuğa. Ananı! Lan ne oluyor oğlum? Oğlum, aa bebek bezinden niye kaç çıktı? Lan bebek bezi! Bebek bezi kaçıyor. Lan bebek bezi niye kaçıyor anası diye. Ağzına sıçtın ortalığın. Teknoloji odada ilerlemiş. Aa! Ağzına lan oğlum, yerden buraya. Ağacı. Nasıl oynuyor? Bu şu anda. Ne oluyor? Bu oyunu bir dakika, bu oyunun yapımcısı niye böyle bir oyun yapmış? Aa kilitli oda. Aa burası yatak odası çünkü ebeveynlerin. Lan buraya girilmez. Allah senin belanı vermesin. Lan oğlum ben şimdi ne diyeceğim ebeveynlere? Yatak odalarının camını diyecekler ki ulan bunu nasıl yaptın yani? Odamıza girdin. Bir de duvarı kırdın yani. Ne yaptın bu odada? Duvarı kıracak kadar. Bu bebeğin bezini şimdi bu bezi bebeğe takınca bebek hareketlenecek yani. Ben bence çok uykusuz kaldık. Biz çok uykusuz kaldık. Bebeği yatağa git. Bak. Anın! Lan ne oldu? Aa ama ne oluyor? Aa! Saldı galiba bu. Etti. Saldı evet. Abi bir dakika bir dakika bir dakika. Bak sakın. Tamam mı? Bir şey yapayım deme. Bak burada adam gibi yat, tamam. Yat. Masal kitabı. Gel ağzına çaktığımı. Prens ve her günde aynı masal okuyorsun sana. Bir türlü ders sana. Ha başka bu sefer. Prens ve kediydi. Bu sefer prens ve tavşan. Tavşan ziyarete geldiğinde prens oyun zamanı dedi. Ama büyük kırmızı gözleri onu korkuttu ve kalmak istemedi. Oha lan harbiden baksana gözlere. Evet. Hızlıca çıkışa doğru minik tavşan zıpladı. Oğlum çocuğa böyle masallar okursanız çocuk tabi cinlenir. Prens hemen arkasından koştu ve durdurulmalı diye bağırdı. Al onu! Lan oğlum! Niye ağlıyor? Tavşanı koy şey yatağına. Gel bakalım, gel bakalım. Ah! Çok mu komik mal? Bekle. Tamam. Karanlık koridorlarda onu kovaladım. Hop hop hop. Amansız boş bir uçuş. Hop hop hop. Sarayın içinde dönenlere bir görünür bir kayboldu. Hop hop hop. Prens onu yakalayamadı. Yüreği öfkeyle doldu. Tavşan kapıdan dışarı çıktı ve yolda gözden kayboldu. Prens bağırdı. Yeni arkadaşlara ihtiyacım var. Daha çok. Şimdi. Başka. Ben getireceğim sana merak etme sen dedi. Sevgi dolu şefkatli annesi. Bravo. Horluyor mu lan? Aa horluyor lan bebeği. Lan bebekler horluyor mu? Burnu tıkanmıştı çocuğun, bir şey yok. Burnunu sıkayım onun böyle. Burnunu sıkayım sallayayım. Tamam neyse. Elimde kalır burnu var ya küçücük. Tamam hadi ben rahatla. Aa bak rahatlığın üstünde ne var ki Kübra? İki noktası da gülücük. Evet. Rahatla. Hadi rahatla bakayım rahatlığı. Yani nasıl bir rahatlık bu yani? Tuvalete falan mı gitmem istiyor acaba? Tamam yattım. Aa! Kapıdaki kim? Ne bileyim lan. Lan senin burada ne işin var Pelüş? Ana la poli... Ya? Aa! Aa tost makinesi söylemiş tost ailemiz. Ebeveynler. Allah'ım ya. Kargocu nerede lan? Bunlar da bizim Trendyol kargocuları gibi he. Bırak bacım.
Asansör çalışmıyor. Bakım için kapatmışlar. Tamam, baksınlar baksınlar. Baksınlar bakayım ne yapıyor. Kutuyu salon masasına koy. Ha, ben mutfağa koydum. Lan ne enteresansınız oğlum. Tost makinesinin salonda ne işi var? Al. Tamam. Salon sonunda televizyon izlemek için biraz huzur. Tamam. Evet, uyuyakaldık bu kez. Üçüncü gece. Bakıcı, iyi geceler. Tatlı rüyalar. Çocuk, sana rüyalarımı göstereceğim. Bu çocuk niye böyle? Ama bu konu başlı. Çocuk demiyor ki. Aa, direkt rahatladım. Lan oğlum bir rahatlayamıyoruz. Çıkaya çık ve bebeği sakinleşti. Bebek yerinde bir kere bulayım ne olur şu bebeği ya. Sadece bir kere yerinde duruyor olsun. Aha! Ha? Teşekkür ederim. Tamam, sakinleştin mi lan? Sana oyuncak vereyim mi? Ah. Gel. Yalnız ah. Peluş tavşan biliyorsun ki kayboldu. Evet. Yiyecek bir şey. Peynirli bir tosta ne dersin? Oh. Hiç fena olur demem. Hiç fena olur demem. Biz tost makinesini buraya koyduk ya. Ana bu ne lan? Aa, onu açmışmış, kurmuşmuş bir de. Aha. Kurmuşmuş. Peynirli tost. Bir tane dilim ekmek. Oh. Bak bak sesi bak. Ah. Aa. Nazar çıktı. Bak şimdi sesi bak. Çok iyi yapışıyor ya. Fena yapışıyor. Peynir. Aa, çedar. Ya kaşarla bu gerçi. Tamam. Ben kaşar. Taze kaşar. Sadece sütten yap. E dur hadi. Şimdi. Lan kaşar bir dur ya. Ne şeysin ya. Şup. Şup. Ne yapıyorsun? İki tane ekmeği üstüne mi koyacaksın? Ananı. Aa. Ya ben. Maaşın gitti senin ha. Heh. Ben kaşar. Taze kaşar. Sadece sütten yapıldım. Aa, bismillah. Ne yapıyorsun? Feed me, besle beni diyor. Şeytan geldi Kübra. Feed me. Besle diyor beni, besle. Ananı. Lan ne oluyor? Senin mikrofon gitti. Benim mikrofon niye gitti? Bebeği besle yani... seni... Bir geliyor. Çok mu bağırıyorsun? Tamam sakin. Bebeği besle seni canavar diyor. Feed me. Buradan mı gideyim? Oradan biberon. Biberon. Şeytan. Ananı lan ne oluyor oğlum? Lan oğlum bu nasıl oyun lan? Lan bu çocuk oyunu mu bir de bu? Bu çocuk lan çocuk bu böyle bir şey oynasa var ya çocuk. Allah korusun yani. Lan oh. Oha, baksana tipe bak. Bu başka bir siyasiye benzemiş ama söylemeyeceğim. Go go gidelim gidelim. Lan evden altını ses mi geldi? Altını değişmen lazım. Evden ses geldi ha. Evet. Değil mi, duydun mu? Duydum. Bizim evden tak diye bir ses geldi. Evet. Bizim evden, gerçek evimizden. Gerçek evimizden. Aa, bebeği yere attım. Tamam. Tamam, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Alt değiştirme masası. Kübra, bu evde şeytan var, farkında mısın? Ya ben oyunların başından beri söylüyorum ve şeytanın da kendisi bu bebek. Ya lan Kübra, bebeğe öyle deme bak. Musallat olmuş olabilirler. Şunu bir altını tamam, değiştireyim. Tamam, doğru diyorum. Tamam. Ananı s***. O ne? Al. Lan bebek şeytan mı harbiden? Evet. Ananı, bebek şeytan. Lan civcivler niye bana dalıyor? Lan oğlum bok dalıyor bana lan bok bak bok. Lan o bebek. Lan ne oluyor, yosunlar masunlar. Allah. Düzgün besleyemedin diye sana şu an işkenceler edecek bu bebek. Bak, bak. Abicim ne alakası var ya? Demek ki seni bakışçısı olarak... Üst kattaki acil durum camını kır diyor. Git koş. Hala da orada altını değiştir yazıyor. Acil durum camı nerede? Acil durum çok... Ananı s***** kızım. Sen sesi açık mı oynuyorsun yoksa sesi kapalı mı oynuyorsun? Sesi açık. Sen niye korkmuyorsun? Yani bu ne lan? Korkutucu gelmiyor da. Lan nasıl korkutucu gelmiyor? Sen sesi kapalı oynuyorsun. Ağzına çaktım sana sihirli bir... Emziği ağzına soktum sihirli emziği. Yemin ederim ki arkadaşlar bak. Vallahi ter attım. İnanılmaz korkunç bu arada. Bu bebek şeytan Kübra. Allah Allah. Aa, gözlere bak.
Lan ne oluyor oğlum? Mal. Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Lan bebeksin daha, şeytan mı olunur bebekken daha? Biraz değil büyüseydin mi? Bari öyle şeytan olsaydın. Bak masal kitaplarına göre tavşanla prensi okudun. Şimdi koyunu okuyacaksın. Son koyun kaldı. Bundan sonra bir şey olacak. Saray boyunca soğuktu. Ay dışarıda parlıyordu. Rüzgar esti de esti. Eyvah! Perdeler ardına kadar açıldı. Küçük prens yatağındaydı ve uyuyamadı. Bu yüzden annesine seslendi. Lütfen git ve koyunlarımı bul. Susadım dedi prens. Koyun bir içki getirdi. Koyun niye içki getiriyor oğlum? Ben kirliyim dedi prens. Koyun kıyafetlerini değişti. Yorgunum dedi prens. Seni saymama izin ver. 1, 2, 3. Bir şey daha dedi prens. Uykuya dalmadan önce büyük kırmızı gözlerini açtı. Ve koyuna bakmak için döndü. Hadi gel rüyalarıma katıl. Sonsuza kadar kafamda kal. Koyun itaatkar bir şekilde öne çıktı. Korku zihnini tüketti. Lan bebek bak adam oldu. Bebek oturmuş tahtına. İlluminati mi lan? İlluminati he, gördün mü üçgeni? Evet gördüm. İyi geceler dedi. Aa! Bak iyi ki de bitirdik bir de. Evet. La bu kadar mıymış? Arkadaşlar bilmiyordum ha. Bilsem hiç baştaki o polemiği yapmazdım bu arada dostlar. Bildiğiniz gibi biz videoları 1 saat yapıyoruz ortalama ve şu an 30 dakika olmuş daha. Yani ilk oyunu bitirdik biz şu an. Oha! Vallahi arkadaşlar buraya kadar inanılmaz aktı. Bu tarz videolar normalde yapmıyorum bildiğiniz gibi. Oyuna böyle baktığımda direkt Kübra'yı da almam gerektiğini düşündüm. Hala abonesiniz, abone olun. 300 bin aboneye çok az kaldı. Aşırı az kaldı. Size zahmet. Teşekkür ediyorum şimdiden. Hadi başlayalım. Tamam şimdi az buçuk anladık. Bu bebek kesin şeytan. Evet. Değil mi? Biz burayı oynamıştık. Dari. Aa pardon, burası bizim oynadığımız değil Kübra. Bak kara kedi muhabbeti yok. Aa, sadece evet. Çok benziyor. Tamam sadece çok benzeyen başka bir sahne demek ki bu. Daireye gir diyor sadece, girdim. Bak, yukarı gitme diyor. Sesleri... Duyuyor musun sesleri? Yukarıya gitme diyor, bak solda. Ne yapacağım? Ruhu kurtar mı? Sarılı bebek tarafından hapsedilen bir ruh serbest bıraktı. Koca kafa modu kilidi açıldı lan. Sesler çoğalıyor ya. Aa bu sesler çok kötü. Tam şurada bak tam. Üste yani. Üst katta şu odada. Yukarıya gitme diyor Kübra. Biraz gitme o zaman. Ama gitmeliyim. Biraz sen korku filmlerindeki o insan mısın? Şimdi ben gitmezsem burada mı, sonsuza kadar bu odada mı takılacağım? Ama şu bebekten sonra bebek görmek istemiyorum. Aa buradan git, çoğunlukla görüyor. Aç. Burası zaten bebeğin odası Kübra. Bural, onu mu diyorum? Çocuk olarak cinler bu. Açıyorum. İşte. Aç. Arını! Ay. Yukarıya gitme, başarısız dedi Kübra gittiğim için. Beyaz tavşanı takip et. Beyaz tavşan. Beyaz tavşan. Aha. Aa bu sesler beni çok rahatsız ediyor. Korkuyor musun? Ya hayır, sene gece bir anda böyle bir şey. Onu. Gece bir anda böyle bir şey olursa bugün bu evde. Ben gerçek evimizde. Ben aa bak gitmek istiyor lan oğlum. Lan Periş bile dayanamadı bir şeyine. Baksana Periş'in gözleri kırmızı olmuş. Periş de gitmek istiyor diyor ki bile. Ben de gitmek istiyorum evet. Periş. Oğlum Periş ne kadar haklı ya. Bazen Periş olmak istersin. Pigman'ın çılgınlığı. Hızlıca çıkış doğru. Minik tavşan zıpladı. Peluş gitmiş. Ya peluş cinse? Aa! Lan deprem oluyor. Deprem bu sefer asansörde oluyor. Aa! Kaldın asansörde. Hide. Kargolarını çalayım mı? Tamam izle. Beyaz tavşan başka asansör bul, beyaz tavşanı takip et. Tamam.
Aha. Lan ağzına tükürdün bebeği. Burası kimin evi lan? Aa Pikman. Bilmem ne Pikman. Lan oğlum el alemin evinde ne yapıyoruz? Gel lan. Lan gelsene. Ya oğlum bak. Ya sen. Sen mal mısın insan? Lan oğlum bak kocaman adamla dalga geçme. Bebi. Bak döveceğim ben bunu. Kocaman adam diyorsun da kocaman adamla dalga geçen bebek şeytan bebek. Nereye gitti şimdi bu? Ay şey bak orada ruh serbest bırakıyorsun ya ileride vardı. Lan. Lan. Lan oğlum. Bak Kübra bu. Fazla olmaya başladı ha bu. Ay ne oluyor? Yani gizemli oyunu değil mi? Evet çok bilmiyorum beynim karıştı yani şu anda. Gülsem mi ağlasam mı korksam mı? Şu bebeğin gülüşü çok tatlı ama. Bir tek bebeğin gülüşü tatlı. Aa daireyi araştır diyormuş. Karpuz yiyelim. Ye. Ha, burası bizim ev değil. Kırayım mı tabaklarıma bakalım. Ha kır. Burada bir şey yok. Apyon bir dakika. Dur bakayım şimdi. Burada bir tane daha kağıt. Ben taktım onu sen. Dalga geçiyor bende bebek. Gel lan buraya. Müzikal saçmalık diyor lan buna. Aha. Pick up. Lan ne oluyor oğlum ya? Hadi bebeği yakala artık. Bebeği babayı yakalarım. Bebek yakalanmıyor ki. Daireyi araştırmalıyız. Bebeği 30 saatte böyle dursan bak büyü yapıyor şerefsiz büyücü. Bak kırmızı yüz. Müzikal saçmalık, piyano. Bir parçası daha var demek ki. Şimdi bence bir tane daha o kağıt parçasından olacak. Yani birleşmiyorsa evet. Çalacak yani... müzik lazım. Aa bir dakika. Şöyle. Aha bak. Çok zekiyim Kübra. Ben olmasam öyle sen hayatta oynayamazdın onu. Hayatta oynayamam. Gelip dinlemesi yok muydu? Onun melodisi demek ki. Oy. Bu ne lan? Lan oğlum sadece bebek boyundaki bir şey ya bu. Eğilerek gidiyorum şu an. Kendine özel bir şey mi yapmış bu? Vallahi seni kıtır kıtır kesecek bu bebek. Dinlemeye götürüyorum. Evet. Benim anlamadım. Bu bebeğin ailesi hala nerede kaldı? Anı! Ya da biz bu bebeğin ailesine niye söylemiyoruz bunu? Oyun işte. Ailesi mesela seyahate gitmiş. Öyle düşün. Heeeey mal çaldım anahtarı işte. Eşyalı şey. Değil mi çaldım anahtarı ondan. Evet lan, ama bu nerenin anahtarı? Ağlama sesleri geliyor duydun bu mu? Bu nerenin anahtarı? Ağlama. Sıpa. Hiç ağlama öyle bakma. Değil. Ha bu anahtar şuranın mı? Şurada bir kapı mı vardı orada ben bakmadım oraya. Burada kapı yok. O zaman arkada bir yerin kapısı. Asansöre giden kapının kilidi mi? Gerçi en alttaki bizim görevimiz olmalı. Aha! Tamam. Tercihen asansör çağır. Tercihen bir tane. 20 tane çağıracak halim yok ki. Çalışan bir tane diyor. Tercihen çalışan bir tane. Kahretsin güç kapalı. Tamam. Postanı çalayım mı? Oğlum bu apartman da var ya yeminli şey gibi ha. Neydi? Labirent.
Evet. Oh. Ay ödüm kapıda. Lan kilitlendi. Sigorta kutularını araştır. Asansör durumu güç yok. Aha. Sigorta kutusu. Gel lan buraya. Yalnız sigorta. Doğru sigorta nerede? Aha. Başka nereye takabilirim? Şunu lan. Lan bu ne oğlum? Bir şeylerin ruhunu serbest bırakıyorsun ya. Hayır bak şuraya bak şuraya. Bu başka bunun onunla ne ilgisi var? Buna ya... Aa bir dakika pembe gibi bir şey mi var acaba? Bunun aynısının pembesi olabilir mi? Bu ne oğlum? Kilidi aç. Bunu bilemeyiz ki şu anda. Önce sigorta. Aa 43. Lan 43 mü? Bir sürü sayı var. Evet. 43 0 0 yapsam ya da 0 0 43 yapmalıyım. 0 0 40 3 babayı. Tamam neyse bu ne? Aha! Güç yok mu? Ha buradaki nere? Sıpa. Al sana ne? Lan sıpa burada yok mu sanki? Eşek. Ah. Oğlum sen mal mısın? Lan. Geç şuraya otur döverim seni ha. Lan oğlum. Beynimi yaktı benim. Bak. Tam çıldırmalık ha. Şurada dur tamam. Bak bebek. Lan nasıl durduracağım bunu? Bebeğin sigorta çalmasını engelle. 43 ama diyor. Nasıl? Bebeği bir yere kilitlememiz lazım. Gel lan buraya. Lan bebek yere düşme. Tamam dur orada. Hangisini çalmıştın sen? Pembeyi. Sakın oradan çıkayım deme. Sen mal mısın? Bu ne lan? 17 43 17 o zaman. Tamam. Bebeği buraya kilitleyeceğiz. Atacağız buradan şu. 43 10 Evet. Aha. Gönderiyor lan bebeği buradan. Gel buraya ağzına çaktım bunu seni. Seni hak ettin artık yeter. Yürü lan. Gülüyor bir de ya. Bu bebeğe hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Bebekten iki. Asansöre girdin. Umarım şimdi işe yarar. Wo no escape. Oha esirsin diyor sen burada. Don't leave. Çıkış yok. Kovar ne bilmiyorum. Escape gerçi esir değil. Escape başka bir şey de unuttum. Kaçış yok mu? Kaçış yok olabilir. Don't leave. Çıkış yok. Ulan. Sen besle, büyüt, altını temizle. Onu sana yaptıklarına bak. Hayatta kal diyor. Lan bu ne oğlum? Aç. Lan! Kaçsana. Duvardan geçebiliyor. Ananı avradını. Ne yapacaksın ki? Hayır. Kapı kilitli. Abi. Al. Al. Dur. Bırak başımı. Ananı avradın an gerek. Dur. 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 Gelme. Diğeri de diğeri de. Bu değil mi? Sarı. Üçgenli. Üçgen olan.
Kızım dinlesene Allah beni. Allah, o panikle oynayamıyorum ki. Yeşilay, yeşilay, yeşilay. Yeşilay evet. Sarı üçgen. Bırak. Bırakmışım. Aa! Tövbe estağfurullah ya. Çıkış, beni yalnız bırakma. Burada kal. Sonsuza kadar kal. Diyor. Senin sonsuza kadar senin ruhunu ele geçirmek istiyor. Çıkış, yani gidiyoruz biz değil mi şu an? Sanırım artık gidiyoruz. İnşallah gidiyoruz. Ya abi yine daireye, lan evin içine direkt asansör çıktı lan. Hiçbir şey olmamış gibi takılıyor burada. Ya bak bebek. Hala görevimi yap. Odaların yerleri mi değişmiş? Değil mi? Yani ev direkt böyle ters dönmüş. Şey buradaydı. Merdiven de burada değildi. Buradaydı mesela. Evet, evet. Ezberlediğimiz işler artık. Bak bebek. Adam ol. Buzdolabı ne yapacak? Sıçıp sıçıp duruyorsun bak. Ya sıç ya sıçma, tamam mı? Sonsuza kadar sıçamazsın. Sürekli yemek yedin. Aa bak orada bir şey var. Ne var? Gel lan buraya. Oh! Lan ne oluyor? Ne oluyor lan? Sen burada otur. Lan oğlum buzdolabından daha şimdi biberon aldım ya. Niye böyle bir şey yapıyor? Anlamadım. Geri sardı. Ya oğlum. Bak bebek. Sıçıp sıçıp durma. Ne popo varmış sende ya? Lan oğlum. Bak geri alıyor. Şeyin altında bir anahtar gibi bir şey var. Yeşil gördün anahtar mu? Var burada. Ha şeydi, bir de alt değiştirme masasının orada da sarı anahtar var bu arada. Tamam, onları bir yere toplayalım. Evet. Yeşil anahtar. Sarı anahtar. Birazdan bir şey olacak. Üste bakayım mı gidip ya? Yani. Sonsuza kadar böyle olacak gibi bu. Bir daha vereyim son kez. Gel bakalım bebek gel. Aa bak, mor anahtar da gördüm. Sen de gel buraya. Gel buraya, ağzına tükürdüm şimdi, gel. Geç böyle. Tamam dur şimdi. Buraya gittin. Lan. Aa, çok sinir bozucu. Bu ne abi? Lan açma şunu, eşek sıpasın. Aha. Pembe anahtar. Tamam, pembe anahtarı biliyoruz dostlar. Pembe anahtarı buraya koymuştuk. Peki de burada bak ağzına aç. Bir de beni takip ediyor. Baba baba. Baba. Ana ne güzel oyuncak lan. Evet. Bebeği beste başarısız diyor. Umurumda mı lan? Lan. Bebeği yatağa götür, o yorgun bir çocuk diyor. Lan ne çocuğu bu? Yaratık bu, yaratık. Hangisine gireceğim buradan? Kitli 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 kitli. Lan bebek oğlum bak bebek, sakın bak bir şey yapayım deme, tamam mı? Sen niye Muharrem'in cebine? Ah pardon dur. Ya bir şey oldu şu an, sen cinsin zaten. Daha demin havalandırmadan attık oğlum onu, buna mı gözünü? Aha gel gel, sen burada cinlerin içinde yat, tamam mı? Hadi ben gidiyorum. Bak bu çok saçma. Abi paranoya mı bu ya? Aa. Bu paranoyanın içindeyiz abi, sonsuzluk işareti yutmuş gibiyiz şu an. Sen şimdi bunun dediklerini yapmamamız lazım mesela. Şu anda bu bebeği. Tamam mı? Demin evet, mesela evet. Bebeği besle dedi. Biz onları yapmayınca ilerleme kat ettik gibi oldu. Şurada bir ruhu alayım. Run.
Buradan döndüğüm anda bebekle gideyim. Ha, bebeği de alamıyorum. Ha, o zaman bebekle gitmem gerekiyor. Tamam, anladım. Anladım. Bebekle gideceğim. Bana bak Muharrem. Sağa baktım Recep, söyle. Aha, bak yolu gösteriyor. Evet. Ben anlamıştım ama harbuki. Yine başarısız dedi. Yani ne olsun istiyorum. Ne oluyor? Bence devam edeceğim. Aa, televizyona baktığım anda gidiyor, gördün mü? Evet. Bakmayacağım. Bakma. Lan çok zor. Ay evet. Ben izlerken bile çok zor. Lan oğlum kafası bile televizyon arası. Lan oğlum. Lan dokunma hiç. O çok yorgun bir çocuk. Bebeği yatağa götür tekrar diyor. Dinlemeyeceğim. Dinleme. Kordon ucu mu yok, bana mı öyle geliyor? Ananı! Lan oğlum. Tövbe estağfurullah. Lan bu ne oğlum, ben işim döndü. Bu ne? Bebeğin içindeki şey bu işte, yaratık. Anam. Baş aşağı kıvrık boynuzlar gururlu. Bir kederli ağlama, tiz ve yüksek sesle körü körüne hızla giriyor. Pustu Karkosa'ya. Aaa! Buyum. Aaa! Benim sürecimi bozdu. Aaa, yatırdık diye yine saymadı değil mi? Yine dinlemeyeceğiz evet. Onu. O manyak lan bu oyun. Bak bu oyun bu... çok sinir bozucu. Bir şey diyeyim, bu oyunu yapan kişinin yani psikolojisinin normal olmasının imkanı yok. Düşünse evet, bir insan kesinlikle böyle bir oyun yapıyorsa gerçekten kendisi büyük sıkıntılıdır bu arada. Büyük. Arkadaşlar bir insan niye böyle bir oyun yapar? Götürmüyorum lan seni. Şey, yerde kedi vardı. Aa, bebeği atacağım. Anladım. Şey bak, bu büyük şeytan bu bebeği istiyor, anladın mı? Evet. Büyük şeytana vereceğim onun. Beni yalnız bırakma. Beni bırakma yalnız diyor. Savunmasız diyor. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Ha. Bence yanlış yapıyoruz ki orada kırmızılar çıkıyor. Tamam da ne yapacağız ki? Ya mesela bebeği şeytana vermek bence... Anam! Lan bebek cin! Samson mu? Oh. Oh, sol yandı ama kırmızı ya. Aa! Oh. Lan açıl. Aa! Oh. Sol yandı ama o da beyitliyor. Anladın mı? Yani o da doğru değil. Ona da inanmayacaksın. Abi bu ne abi? Paranoya lan bu. Bak bu oyun. Tam bir şerefsiz oyunu. Gerçekten çok şerefsizce. Böyle... Bak orada bir yeri yakıyor, tamam mı? Sana şey demek istiyor. Onu unut. Bu ne oğlum? Orada sana şey demek istiyor, yani oradan gitme, hani orada alev çıkıyor evet. Ama halbuki oradan gideceksin. Olaya bak ya. Lan? Bu sefer farklı koymuş. Aa, burada... Buradanmış, biz gör... Çıkış yok. Gel ve beni bul. Burada. Saklambaç oyna diyor. Hadi bakalım. Lan oğlum geliyor yine bu. Ha ne? Oklar kafamı karıştırıyor.
Lan! Lan ne oluyor? Lan ne oluyor lan? Bir şey değil mi? Çocuğu çok yaramaz bir adam mı yapmış bunu acaba? Koş küçük tavşan. Sen tek değilsin. Her zaman daha fazlası olacak. Beynim döndü. Aha! Evet. Evet, burada bırakıyoruz. Arkadaşlar, ikinci oyunu oynayacağız diye açıp birinci oyunu bitirdik. Ve yani bence çok kaliteli bir oyun bu arada. Bence çok değişik, yani çok enteresan bir oyundu. Ben yani çok bir şey anlamadım. Ne oluyor, ne gidiyor? Ya yani her şey bir zaman da hızlı geçti. Vallahi arkadaşlar, devamı gelsin diyorsanız like'lamayı unutmayın. Birkaç güne bazı videolar var ama bunu araya sıkıştırırız. Bilginiz olsun. Bu tarz videoları seviyor musunuz? Like'larda belirtmeyi, yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Harbiden beynimi yaktı ki zaten. Beynim kalmadı. Evet. Ben keyif aldım. Çok korktum ama kaliteli bir oyun olduğunu düşünüyorum. Kalitesiz gibi görünen gerçekten yüksek kaliteli bir oyun olduğunu düşünüyorum. Yani çok böyle enteresan paranoyalar falan var. Gerçek bir gerilim oyunu bir kere. Evet, inanılmaz tasarlanmış harbiden. Anlamsızlıktan anlam oluşturan bir oyundu benim için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.